Merhaba arkadaşlar. Evlerimize kapandığımız şu günlerde umuyorum ki hepinizin sağlığı yerindedir. Okulda yapacağımız sınavı mecburiyetten sizlere bir deneme sınavı olarak sunmak istedim. Bunun sebebi de en azından öğrenmiş olduğumuz konuların ne derecede öğrenmiş olduğunuzu kendinizin görebilmesi için bu sistemi uyguladım. Evet, şimdi soruların çözümlerine bakacağız. Ben soruyu buradan göstereceğim. Çözümünü de kendi sitesinden yapacağız. Evet, şimdi görmüş olduğumuz üzere birinci sorumuzun cevabı. Şuradaki sorunun cevabı. Karakterimizin bir kere ilerleyip sonrasında sağa doğru dönmesi gerekiyor. Evet, çalıştırıyorum. Bir kere ilerleyecek. Sağa dönecek. Sağa döndükten sonra 1, 2, 3 defa ilerlemesi gerekiyor. Hemen 3 ileri diyorum. Şu noktaya gelecektir karakterim. Çalıştırıyorum. İlerledi, sağa döndü, 3 ilerledi. Şu noktadayken de sola dönmesi gerekiyor karakterimizin Ayçiçeğine ulaşabilmesi için. Sola döndükten sonra da 1, 2 ilerle diyerek bölümü tamamlıyoruz. Evet, buradaki cevabımız A şıkkı olmalıydı. İkinci sorumuza bakalım. Evet, ikinci sorumuzda şu bölümde 9. soruymuş. Buradaki karakterimizin Ayçiçeğine ulaşabilmesi için gerekli kodu nasıl düzenlemeliyiz? Burada kullanabileceğimiz maksimum blok sayısı 3 olmalıymış. Ve bir tanesi kullanılmış zaten. Çalıştığı zaman kullanılmış. Yapacağımız şey bir tek ilerle komutuyla bunun Ayçiçeğine kadar ulaşması gerekiyor. Ama bu şekilde yaparsanız sadece bir kere ilerler. Benim istediğim ise Ayçiçeğine ulaşana kadar ilerlemesi. Bu şekilde yaparsanız Ayçiçeğe gelene kadar ilerleyecektir. Evet, şimdiki sorumuz ise burada. Öncelikle zombinin şu tarafa doğru baktığını görebiliyoruz. Bu zombinin bu tarafa doğru dönmesi gerekiyor. Yani sola doğru önce dönecek. Bir deneyelim. Sola döndükten sonra 1, 2 ilerlemesi gerekiyor. Hemen 2 ilerleyi ekliyorum. Sonra buraya geldikten sonra da yapması gereken tekrar sola dön, 2 ilerle. Bu şekilde yaparsak blok sayımızı aşmış olacağız. Bu şekilde yaparsak buraya kadar getirmiş oluruz karakterimizi. Buraya geldikten sonra tekrardan yine sola dön ve ilerle ilerle komutlarını uygulamamız gerekiyor. Fakat blok sayısını aşmış olduk. Burada tekrar eden kod grubunu görebilmeniz gerekirdi. Burada yapacağınız şey, bakın, birbirini tekrarlayan komutları göreceksiniz. Aynı komut grubundan 3 defa kullanmış olduk. Bu tekrarlayanları atıyorum ve diyorum ki sen Ayçi'ye ulaşana kadar şu komutları sırayla tekrarla. Yani sola dön, ileri ileri, sola dön, ileri ileri, sola dön, ileri ileri. Bakalım buradaki cevabımız neredeydi? Sola dön, ileri ileri. A cevabımız doğru. Evet, üçüncü sorumuzun cevabı da arkadaşlar. Şimdi bu sorumuz şu şekilde gösterdim ama burada bize eşleştirme sorusu olarak sunulmuştu. Burada yapması gereken karakterimin öncelikle bir ilerleyip burada sola dönmesi gerekiyor. Sonra tekrardan 1, 2, 3, 4 ilerlemesi gerekiyor. Bakıyorum var mı öyle bir seçenek. Önce ilerleyecek. Bu arada İngilizce çıkıyor bu eşleştirme soruları. Move forward ilerle, turn left sola dön, turn right da sağa dön demekti. Öncelikle move forward ilerledi. Sonra sola döndü. Ve en sonunda da çiçeğe ulaşana kadar move forward diyerek ilerlettik. Yani doğru cevabımız bu olacaktı. Bakalım. İlerle sola dön, ileri 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 ileri. C seçeneği doğrudur. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Çizimlere geçtik. Bir kare çizmemiz isteniyor bizden. Ve kenar uzunluğu 300 pikselmiş. Şimdi burada çokgenleri çizerken sizlere bir formül vermiştim. 360 bölü kenar sayısı. Bu formülümüz sınav için geçerli olan tek bir formüldü. Bu formül sayesinde aktörümüzün kaç derece döneceğini hesaplayabiliyorduk. 360 bizim çokgenlerimizin dış açılarının toplamıdır. Biz bir kenardan dönüş yaparken kaç kenarımız varsa
360 o kenar sayısına böldüğümüzde dönüş açımızı hesaplayabiliyorduk. Evet, şimdi buradaki karakterimin öncelikle ileri doğru hareket etmesi gerekiyor. Taşı komutunu kullanıyorum. Atla komutu farklıydı. Atla komutunu derseniz çizmeden geçer. Bakın, taşı dedim, 100 piksel taşıdım, buraya geldi. Ne yapıyorum hemen? 300 piksel yapıyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın, birinci çizgiyi çizdik. Şimdi sağa doğru dönmemiz gerekiyor. İşte buradaki dönüş açımız ne kadar olacak? Bizim çizmek istediğimiz şekil dört kenardan oluşmaktadır. Yani bir karedir. 360'ı 4'e böldüğümüz zaman 90'ı buluruz. Yani sağa doğru 90 derece dönmemiz gerektiğini hesaplayabiliriz. Peki, sağa doğru döndük 90 derece. Sonra tekrardan ileri taşı 300 piksel diyorum. Çalıştırıyorum. Evet, aslında hep aynı şeyleri tekrar etmiş oluyoruz. Bakın, ileri taşı 300, sağa dön 90. İleri taşı 300, sağa dön 90. Bundan biz 4 defa tekrar sağlamış oluyoruz. O yüzden de tekrarlayan kod gruplarını atıyorum ve yerine döngüyü ekliyorum. İçindeki komutları 4 kez çalıştırmasını sağlıyorum. Her seferinde ileri gidip sağa dönecek, ileri gidip sağa dönecek, ileri gidip sağa dönecek ve şekli tamamlayacak. Evet, cevabımıza bakalım. 4 kez ileri taşı 300 piksel, sağa dön 90 derece. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki kod bloğu ile hangi geometrik şekil çizilir? Bununla ilgili bir sorumuz yoktu. Bu soruyu ben kendim hazırlamıştım. Şimdi burada yapmamız gereken kaç tekrar ettiğine bakmamız gerekiyor. Birincisi bu. Kaç tekrar ediyormuş? 6 defa. O zaman kafadan 6 kez tekrarlayarak hangi şekli çizebiliriz? Altıgen çizebiliriz diyebiliriz. Ve altıgeni çizerken kaç derece dönmemiz gerekiyor, onu da hesaplamamız gerekiyor. 360 bölü 60 dersek sonuç 6 çıkacaktır. Demek ki 6 defa dönerek altıgeni çizmek için hazırlanmıştır buradaki komutumuz. Evet, bakıyorum, altıgen şeklimiz nerede? B seçeneğimiz altıgendir. Aşağıdaki fonksiyonu 115 piksel kenar uzunluğunda bir kare çizmek için düzenleyin diyor. Bize bir fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyonların amacı neydi? Ana programda istenildiği yere çağrılıp istenildiği kadar çalıştırılabiliyordu. İçindeki komutlar icra ediliyordu. Şimdi bakalım. Bir kare çiz fonksiyonunu çalıştırdığım zaman bana bir tane kare çizecektir. Ama kaç piksel uzunluğunda olacaktır çizgiler? Bakın, burada ileri taşı komutunda 100 piksel olarak yazılmış. Ama bana 115 piksel bir kare çizmesi isteniyordu. Hemen çalıştır dediğim zaman bakın, İstenilenden daha küçük bir kare çizdi. Çünkü bu bana 100 piksellik bir kare çizdi. Ben bunu 115 piksel olarak düzenliyorum. Çalıştırıyorum. 115 piksel olarak birincisini çizdim. Ama benden istenilen bir de şu kısım var. Bu kısmı da çizebilmek için bakın, kareler bu sefer birbirlerine 45 piksel uzaklıktadır diyor. Yani şu iki karenin birbirine uzaklığı 45 pikselmiş. O zaman ben bir kare çizdirdikten sonra benim karakterim şu konuma geliyor. Benim şu konuma taşıyıp tekrardan fonksiyonu çalıştırmam gerekiyor. O zaman 115 artı 45, 160 olduğunu hesaplayabildim. Hemen geliyorum. 160 piksel ilerletiyorum. Çalıştırıp tekrardan deniyorum bakın. Buraya kadar geldi. Buraya geldikten sonra tekrardan bir kare çiz daha diyerek ikinci kareyi de çizdiriyorum. Buradaki bir kare çiz fonksiyonunun çalıştırılacağını gösteriyor. Yani şuradaki komutların sanki bunun içinde değil de buraya eklenmiş olduğunu gösteriyor bana. Ben bir daha buraya eklemeye kalksaydım bu sefer komut sayım gittikçe artacaktı. Ben de ne yapıyorum? Bunları bir fonksiyon içinde topluyorum. İstediğim yerde çağırarak bu komutları çalıştırabiliyorum. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Değiştireceğimiz nokta şuradaki 115 pikseldi. Arı karakterinin 5 nektar almasını sağlayan fonksiyon aşağıdaki gibidir. Çalıştığı zaman bloğu nasıl düzenlenmelidir? Yani bana şuradaki çalıştığı zaman bloğu nasıl düzenlemem gerektiği soruluyor. Evet, şimdi sorumuz burada arkadaşlar. 5 defa tekrarla demiş nektar alma işlemini. Yani bu 5 defa nektarı nerede alacak? Çiçeğin üstündeyken alacak. Çiçeğin üstüne o zaman bir kere ilerleyip gelmemiz gerekiyor. İlerledikten sonra sağa dönsün. Yani şu doğrultuda aşağı doğru dönsün. Ve ardından da 5 nektar alsın. 5 nektar aldıktan sonra artık yapacağı işlem, ilerle, yine 5 nektar al. Sonra yine ilerle, yine 5 nektar al. Bu şekilde kullanmamız gerekirdi. Ama baktığım zaman fonksiyonum, sayımızı açtık. Blok sayısını açtık. Çalıştıralım, deneyelim. Çalışacaktır, doğru. Fakat blok sayısını açtık. Bu durumda ne yapabiliriz? Bu durumda tekrarları bulmamız gerekiyor.
Bakın. 5 al, ilerle. 5 al, ilerle. 5 al. 5 aldıktan sonra ilerlemesinde bir sakınca yok. Çünkü yerimiz var. O zaman bakıyorum kaç defa tekrarlamışım ben bu kod bloğundan. Bakın 1, 2, 3 defa tekrarlamışım. O zaman ben bu fazlalıkları atıyorum. Yerine şunu ekliyorum. Ve diyorum ki 3 defa bana bu kodları tekrarla. Şimdi çalıştırıp deneyelim. Ve bitirdik. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneği. İlerleyecek, sağa dönecek, 5 al, ilerleyi 3 defa tekrarlayacak. Arı karakterin 7 nektar alıp 7 bal yapabilmesi için fonksiyon nasıl düzenlenmelidir? Bana hazır bir kod bloğu vermiş zaten. Ana programı vermiş. Fonksiyonu düzenlemem isteniyor. Evet, sorumuz burada arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. Önce ana programımda bir ilerle komutunu görüyorum. Bu ilerle komutu sayesinde arı karakteri çiçeğin üstüne gelecektir. Arı çiçeğin üstüne geldikten sonra 7 nektar al, 7 bal yap fonksiyonu var. Yani çalıştırılacak. Ama içinde şu anda bir şey yok. Bunu bizim oluşturmamız gerekiyor. 7 nektarı çiçeğin üstünde alacak ama 7 balı çiçeğin üstüne yapmayacak. Bir kere ilerleyip beteğin üstüne geldikten sonra 7 bal yapması gerekiyor. O zaman diyorum ki 7 nektar alabilmesi için geliyorum 7 defa nektar aldırıyorum. Sonra nektar aldıktan sonra çiçeğin üstüne mi bal yapacak? Hayır, bir kere ilerlemesi gerekiyor. İlerle diyorum. 7 nektar yaptıktan 7 nektar aldıktan sonra ilerliyorum ve ardından da 7 bal yap diyorum. Evet, şimdi bakalım. Bir ilerleyecek, 7 nektar alıp 7 bal yapacak. Yani en son konumumuz şurası olacak. Sonrasında 1 2 ilerleyecek. Şuradaki ilerle komutları sayesinde yine çiçeğin üstüne gelecek. Çiçeğin üstündeyken de yine 7 nektar al, 7 bal yap fonksiyonu çalıştığı zaman sonuca ulaşmış olacağız. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi bulutların arkasında bazen petek olabilirken bazen de boş çıkabilir. Sadece peteklere bal yapabilmesi için doğru kod bloğu hangisidir diyor. Bulutların arkasında bazen petek bazen çiçek olabilirmiş. Biz sadece peteklere bal yapabilmesi için gereken komutu soruyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman karakterimizin önce bulutun üstüne gidebilmesi gerekiyor. Gidebilmesi için 2 ilerle komutunu uyguluyorum. 2 ilerledikten sonra petek var olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Çünkü sadece peteklere bal yapmamız gerekiyor. Hemen kontrolü sağlıyorum. Eğer diyorum petek varsa bal yap diyorum. Sonra sola döneceğiz. Yani yukarı doğru gidebilmemiz için sola dönmemiz gerekiyor. Sola döndükten sonra da yine 2 ilerleyip yine kontrol edeceğiz. Petek var mı yok mu diye kontrol edeceğiz. Yine petekte ise bal yap diyorum. Evet, şimdi bu şekilde çalıştırıp deneyelim. Bakın sadece burada petek vardı, burada yoktu. Ama yanlış bir şey yaptık. O da blok sayısını açtık. O zaman tekrar eden bölümü bulmamız gerekiyor. Bakın ilerle ilerle, petek varsa bal yap, sonra sola dön. Burada sola dön yok. Sola dönmesinde bir sakınca yok. Yani şu kısımlar tutuyorsa son sıradaki sola dön komutunu ekleyebilirsiniz. Yani balını yaptıktan sonra sola dönmesinde bir sakınca yok. Dolayısıyla ne oldu? Burada iki defa aynı komutu uygulamış olduk. Bu fazlalığı atıyorum. Yerine döngüyü ekliyorum. Ve bu döngünün İki defa içindeki komutları çalıştırmasını istiyorum. Şimdi tekrardan çalıştırdım. İlerledi ilerledi. Petek varsa bal yaptı. Sola döndü. Tekrar aynı işlemleri yaptı ve bitirdi. Yani cevabımız B seçeneği olacaktı. Evet, bazen bulut çiçeği saklar. Bazen de peteği. Yani bu bulutun arkasında bazen çiçek çıkabilirmiş. Bazen de petek çıkabilirmiş. Eğer değilse bloğu kullanarak çiçek ise nektar al, değilse bal yap bloğu hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet, şimdi bazenleri nektar çıkabilir, bazenleri de petek çıkabilirmiş. İki defa ilerlememiz gerekir başta. Hemen ilerle, ilerle diyorum. Sonrasında da kontrolü sağlamam gerekiyor. Eğer çiçek varsa çiçekten nektar alacak. Eğer çiçek değilse de o zaman bal yapacak. Komutumuz bu. Çalıştırıyorum. Bakın şimdi nektar çıktı. Nektarını aldı.
Doğru cevabımız da 2 ilerle, çiçekse nektar al, değilse bal yap. Yani A seçeneği. Şimdi de labirent koşullandırıcılar bölümüne geçtik. Burada zombi karakterinin ayçiçeğine ulaşabilmesi için gerekli kod bloğunu soruyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey, yol bittikten sonra eğer sola doğru yol varsa, eğer sağa doğru yol varsa komutuyla bu karakterin yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi normalde ne yapacağız? Bir ilerleyeceğiz ve yukarı doğru gidecek yolumuz var. Bakın şuradan itibaren yukarı doğru gitmesi gerekiyor. Bir ilerledikten sonra sola doğru yol var mı diye kontrol edeceğiz. Yoksa eğer yine ilerleyecek. Sola doğru yol var mı? Varsa eğer sola döndüreceğiz. Yani bakın bir ilerle diyeceğiz. Eğer sola doğru yol varsa karakterimiz sola dönecek. Yoksa eğer yine ilerlemeye devam edecek. Beraber yapalım. Bir kere ilerleyecek. Ama zombiye kadar sürekli ilerlemesi mümkün değil. Çünkü ne yapacak? Burada toslayacak duvara. Çalıştırıp deneyelim. Bakın duvara tosladı. Yukarı doğru, yani sola doğru yol varsa diye kontrol etmemiz gerekiyor. Geliyorum. Sola doğru yol varsa o zaman sola dönecek. Onun dışında sola döner mi? Sola doğru yol yoksa dönmeyecektir. Bakın şimdi ilerledi. Sola doğru her defasına bakın sol tarafını kontrol ederek ilerliyor. Cevabımız D seçeneği. İlerle, sola doğru yol varsa sola döndü olmalıydı. Evet, şimdiki sorumuz çiftçi bölümünden. Karakterin deliği iki kürek toprak ile doldurmasını sağlayan kod bloğu hangisidir demiş. Karakterimizin önce deliğin olduğu kareye gelmesi gerekiyor ve geldikten sonra da iki defa doldur komutunu çalıştırmamız gerekiyor. Buna bakalım. Önce bir kere karakterimi ilerletiyorum ki bu kareye gelsin. Geldikten sonra da bir doldurun, iki doldurun komutunu uygulayarak dolmasını sağlıyorum. Yani komutumuz bir ilerle, bir doldur, bir doldur. C seçeneği cevabımız. Evet, şimdiki sorumuza baktığımız zaman karakterin 5 tane yığını boşaltmasını sağlayan kod grubu hangisidir demiş. Öncelikle karakterimizin yığının olduğu kareye ilerlemesi gerekir. Bir kere ilerle diyorum. İlerledikten sonra da 5 defa çıkart komutunu uygulayacağım. Hemen geliyorum, döngümü de uyguluyorum. 5 defa çıkarın komutunu uyguluyorum. Çalıştırıp deneyelim. Bir ilerledi, 5 defa çıkarttı. Yani cevabımız şuradaki B seçeneği olacak. Karakteri yığına götüren, toprağı almasını sağlayan ve çukura götürüp çukuru dolduran komut bloğu hangisidir demiş. Yani önce şuradaki yığını alacağız, daha sonra da buradaki çukuru dolduracağız. Bu yığının olduğu yere gelebilmesi için 1, 2, 3 ilerlemesi gerekiyor. 3 ilerledikten sonra yığın varsa çıkartacak. Yığın yoksa dolduracak. Şu anda yığın var. Bakalım. 1, 2, 3 ilerle diyeceğim. Ve yığın varsa eğer bunu çıkartmasını söyleyeceğim. Çalıştırıp deniyorum. 3 ilerledi. Yığın vardı, çıkarttı. Peki bu durumdan sonra ne yapması gerekir? Sola doğru dönmesi gerekiyor. Hemen sola dön dedim. Sonra tekrar 1, 2, 3 ilerle. Yine 3 ilerletiyorum. Bu sefer de yığın değil de bir delik varsa doldurmasını söylüyorum. Evet, buradaki tekrar bölümlerini yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum. 3 ilerle, yığın varsa 1 çıkart. Delik varsa 1 doldur. O zaman şöyle yapabilir miyim? Şunu da içine alalım. Şöyle. Sola döndürelim karakterimizi. Şuradan da bir denesin. Yani 3 ilerleyecek. Tekrar bölümümüzü varsayılanı sıfırlayalım. Bakın 1, 2, 3 ilerleyecek. Sola dönecek karakterim. Sola döndükten sonra bir çıkartacak eğer yığın varsa. Çıkartacak. Delik var mı? Hayır. Sonra tekrar sola dönecek. Yine 3 ilerleyecek. Şu anda bir kere yapacak. Buraya kadar olan tekrar aslında burada da var. O zaman ben diyorum ki bu işlemleri 2 kez tekrarla.
Doğru, fakat kod bloğunu açtık. Burada bir taneyi eksiltmemiz gerekirdi. Eksiltme işlemini ben size sormamıştım. Normalde doğru cevabımız şuradaki A seçeneği olacaktı. Ama kod sayısını açtığımız için burayı şöyle de düzenleyebilirdik. 3 defa tekrarlı komutunu da içine ekleyebilirdik. Şöyle yaparsak kod sayısını da aşmazdık aynı zamanda. Ama sınavda çok zor olmaması açısından şuradaki gibi sormuştum. Ve cevabımız A. Aşağıdaki labirentte bulunan kuzunun tuzaklara takılmadan çıkışa ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür? Her bir kutu bir adımdır demiş. Çıkışımız şu nokta. Bu noktaya gelebilmek için en kestirme yolumuz şu şekilde 3 ilerleyecek, sola dönecek. 1, 2, 3, 4, 5 ilerleyecek, sağa dönecek ve ilerleyecek. Hemen bakalım. 3 adım git, sola dön. Sonra 1 adım git demiş. Sola döndükten sonra 1 adım git olmaz. Buradakine bakalım. 3 adım git, sola dön. 5 adım git, sağa dön. Yani 3 adım gidecek, sola dönecek. 5 adım gidecek, sağa dönecek ve 1 adım gidecek. Cevabımız D seçeneği. Evet, şimdiki bölümümüze baktığımız zaman 5 tane çiçekten sırayla nektar alması gerekiyor. Yani burada yapılacak olan işlem nedir? 1 ilerle nektar al, 1 ilerle nektar al, 1 ilerle nektar al, 1 ilerle nektar al, 1 ilerle nektar al. Bu işlemi de toplam çiçek sayısı kadar yapacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane yapması gerekiyor. Hemen yapalım. İlerle nektar al komutunu alıyorum. Bu işlemi de 5 kez yaptırıyorum. Evet, cevabımız da ilerle nektar al 5 defa. C seçeneği doğru cevap. Mor çiçeklerde nektar sayısı her seferinde değişmektedir. Nektar alacağınız zaman kontrol etmelisiniz. Tüm nektarları eksiksiz bir şekilde toplamak için hangi kod bloğu kullanılmalıdır diyor. Bakın burada mor çiçeklerin ardında bir soru işareti var. Yani kaç tane nektar olduğu belli değil. Nektar sayısı sıfırdan büyükse nektar almaya devam edecek. Yani bir ilerleyecek, nektar sayısına bakacak. Sıfırdan büyükse nektar alacak. Ve her nektar aldıkça oradaki sayı küçülecektir. Bakalım. Bir ilerleyecek ve kontrol edecek. Nektar sayısı sıfırdan büyük mü değil mi diye kontrol edecek. Bir çalıştıralım. Nektar sayılarına bakın. Burada 1 varken buralarda ikişer tane nektar var. Yani nektar sayısını bilemiyoruz. Her seferinde de bu sayı değişecektir. Bakın sayılar değişti. Evet, şimdi yapacağımız şey bir kere ilerleyecek ve nektar sayısını kontrol edecek. Nektar sayısı sıfırdan büyük olduğu sürece nektar almaya devam edecek. Evet, bir tanesi için deneyelim. Çalıştırıyorum. Bakın burada 1 vardı. 1 nektarını aldı. Bu işlemi kaç defa tekrar etmesi gerekiyor? Çiçek sayısı kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çiçeğimiz olduğu için her çiçekte bu işlemi tekrarlayacak. 1 ilerleyecek ve nektar sayısı sıfırdan büyük olduğu sürece nektar almaya devam edecektir. Bakın buradan 2 tane aldı. Buradan 2 tane aldı. Buradan 1 tane aldı. Yani doğru cevabımız A seçeneği. 1 ilerleyip nektar alacak. Ne zaman nektar alacak? Sıfırdan büyük olduğu sürece. 19. sorumuz. Mor çiçeklerde nektar sayısı her seferinde değişmektedir. Nektar alacağınız zaman kontrol etmelisiniz. Tüm nektarları eksiksiz bir şekilde toplamak için hangi kod bloğu kullanılmalıdır diyor. Burada hem kontrolü sağlayacağız hem de bir merdiven sorusu var. Yani ileri git, sola dön. İleri git, sağa dön. İleri git, sola dön. İleri git, sağa dön. İleri git, sola dön. İleri git, sağa dön. Yani burada merdiven sorusunda ileri git, sola dön, ileri git, sağa dön. Sürekli bunu tekrarlayacağız. Ve her sağa döndükten sonra da şuradaki çiçekte nektar, kaç tane nektar varsa o kadar nektarı da toplamamız gerekiyor. Hemen yapalım. Öncelikle bir ileri git, sola dön, sonra tekrar ileri git, sağa dön komutunu uyguluyorum. Bu bana merdiveni açmamı sağlayacaktır. Ama şu anda sadece birinci merdiveni yapacaktır. Ben bu işlemi kaç tane merdivenimiz varsa o kadar defa tekrarlayacağım. 1, 2, 3 defa tekrarlıyorum burasını. Şimdi herhangi bir çiçeklere bakmadan doğrudan şuraya kadar ulaşacaktır.
olmaktan ulaştı. Ben her sağa döndükten sonra nektarı da kontrol etmem gerekiyor. Yani nektar sayısı sıfırdan büyükse nektar aldırmam gerekiyor. Çalıştırıyorum. Evet, nektarlarını aldırdık. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Son sorumuz. Mor çiçeklerde nektar sayısı her seferinde değişmektedir. Arı karakterin çiçeklerden nektar toplayabilmesi için kod bloğu verilmiştir. Bu kod bloğundaki tekrar sayısı kaç olmalıdır? Şimdi bakıyorum. 2 ilerle komutu eklenmiş ve nektar kontrol edilmiş. Nektar sayısı sıfırdan büyükse nektar alması sağlanmıştır. Burada 2 ilerleyip nektar alma işlemi birinci tekrar. Sonra tekrar 2 ilerleyip nektar alma işlemi ikinci tekrar. Tekrar 2 ilerleyip nektar alma üçüncü tekrar. Burada biz 3 tekrarla bu işi halledebiliriz. Evet arkadaşlar, sorularımız bunlardı. Hepsini de cevapladık. Bu notlar karneye geçmeyecektir gençler. Burada sadece kendinizi denemiş oldunuz. Eksikleriniz varsa tekrardan Kodiorg sitesine girerek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.